Muhalefet yapan partiler açısından şöyle bir mesele ortaya çıkmadı mı? 31 Mart'tan itibaren ee, CHP e, saha doğru epey açıldı. Yani adayları CHP'de daha önce AK Parti'de daha önce sola doğru açılmıştı. Evet, yani AK, bir AK Parti CHP'lileşiyor, CHP AK Parti. CHP'li belediye başkanları işte makam odalarında dua okutuyorlar. İşte Kur'an el basmaya başladılar Kur'an el basıyorlar, şeylere gidiyorlar, <laughs> teravihlere gidiyor, sabah namazları. Bunları açtılar gibi görünüyor en azından belediye de başka diyecekler. adaylarını. Evet, evet. Şimdi bu da e, 31 Mart'ta e, mesela İyi Parti seçmenleri gibi işte başka seçmenleri gidip CHP oy vermesini kolaylaştırdı. Daha Doğru. da daha Doğru. önce de kolaylaştırmıştı. Doğru. iyice kolaylaştırdı. Şimdi böyle bir tane güçlü bir e, muhalefet odağı varken ve bu da artık Eski eski CHP gibi. Tam ben bu araya gireceğim işte. Ee, Velallah. Evet. Nasıl gireceksiniz? Alternatifsiniz. Alternatifiniz Niye? yok. CHP'ye oy vereceksiniz. Zaten evet. CHP de sağa yanaştı. Böyle evet. bir şey gerekiyor Herkes yerli yerinde dursun. Ben bu araya. <laughs> Efendim Tayyip Bey yapamadı. Yahu Tayyip Bey'in yaptıklarından memnun değiliz. CHP'ye oy verebiliriz. Eşiğine gelmiş seçmene. CHP'ye mahkum değilsiniz biz varız demeye hazırlanıyorum efendim. Bir de çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi diye bir şey var. Sadece şimdi var partilere efendim, oy var. verilmiyor. Var. İki aday olacak var. günün sonunda ve o iki aday arasında geçiyor seçimler. Ve insanlar da yani AK var. Parti ve Erdoğan'ı sevmiyorlarsa o diğer muhalefete doğru gidiyorlar. Burada sizin pozisyon almanız özellikle sağda olan... Çok rahat olacak falan. bence. Şöyle rahat olacak. Türkiye'de şimdi ben bir şey öngördüm. Sizin programınızda da konuştum. Bir yerde yanıldım. Seçimden önce ben seçmen isteksizliği olur demiştim. E, o videolarla ulaştırılıyor. Evet. evet. Ama şöyle. Yani seçmen isteksizliği olacak dedim. Görünüyor. Sandığa katılım düşecek dedim. Evet. Orada isabet o ettirdim. Doğru. Efendim, marjinal partilere oy verir dedim seçmen. Asaba bozuk seçmen olur dedim. Orada da isabet ettirdim. Seçmen isteksizliğinin CHP'ye bu kadar belediye kazandıracağını öngöremedim ben. Ama bunu CHP de öngöremedi. Seçmene bunu seçmenin yaşadığı bir süreç olarak söylüyorum. Seçmen de CHP'ye bu kadar belediye kazandıracağını bilemedi. Yani şimdi seçim olsun. AK Parti hak etti diye değil, CHP hak etmedi diye belediyeler yarısını geri alır. CHP'den. Çünkü bu şöyle bir şey seb oldu. CHP de öngörememişti. Oy vermeyerek CHP bu kadar belediye kazandıracağını bilemeyen seçmen de bunu öngörmemişti. Ben de öngöremedim. Ama son tahlilde şurası mühim bence. İktidarla karşı muhalefeti de ciddiye almamamın sebebi şu. Bu kadar enflasyonu, bu kadar sorunu olan, bu kadar derdi olan, özgürlükte dert var. Efendim demokraside dert var, hukukta üretimde dert var, hayvancılık, tarım, efendim üretim, süt, et, pe ne varsa sorun var. Memleketler herkes bağırıyor hak diye. Bu kadar sorunun içerisinde muhalefetin oy derdi olmaz efendim. 75, 80 alır yani. Böyle büyük bir coşkuyla aslında iktidara gelir. Muhalefet bu eşiklerde milletin umuduna yürüyüp iktidar olamamış belediye seçimleri iktidar cezalandırmak için güvenli yoldur. Bunu defalarca konuştuk. Çünkü iktidara değiştirmiyorsunuz, bunu sürtüyorsunuz. O da iyidir. Yani ben şu anda mesela CHP'nin adaylara özen göstermesini, diline özen göstermesini, milletin inancına saygılı olmaya çalışmasını onu da kıymetli buluyorum. Oyun sandığın böyle terbiye edici bir tarafı vardır. Bunları böyle Allah kelamı terbiye edemez. Ama oy sandık ter terbiye eder yani evvelallah. Bu CHP 100 sene okusan Kur'an-ı Kerim bak okusan onlara ki Allah böyle emrediyor terbiye olmazlar ha. Bin senedir okursun terbiye olmazlar. Ama sandığa girerler üç sefer dört sefer derler ki arkadaş biz bu sandıktan çıkamayacağız. Sandığın böyle terbiye edici bir tarafı vardır. Kur'an-ı Kerim okuttun adama sabah namaza gönderir seni. Sandık öyle bir şeydir evvelallah. Oy alacaksın diye Eyüp Sultan'a gider namaz kılarsın. Sonra bakarsın ki ya milletten oy almak için ya o kardeş Kur'an-ı Kerim'e el basalım yani falan böyle demek zorunda kalırsın. Önce rolden yaparsın sonra kalbinden yaparsın falan bilmem. O da iyidir yani. Sandığın iktidarı da muhalefeti de terbiye eder bir tarafı vardır. Bakın kaybedilmiş akşam Cumhurbaşkanımız ilk defa böyle melekut aleminden inmiş gibi konuşuyordu eskiden. <laughs> Sonra baktım ki baya bizim içimizden biri haline geliyor. evet. Fahile Bak Tayyip Bey güçlü, güçlü bir e, siyasi liderlik sergiledi. Ben seçimin haftasında gençlerle buluşmasındaki tonlamaya baktım. Olağanüstü. <laughs> Bak bu şöyle bir şey. Ben normal hatalarımı gördüm. Yeniden başlayacak kadar gerçekle yüzleşebiliyorum dedi orada. Ben onu gördüm. Demek ki sandık böyle terbiye edici bir şeydir. Var olsun demokrasimiz, var olsun sandık, var olsun millet iradesi. Eğer olmayaydı biz bu siyaseti terbiye edemeyecektik. O yüzden ben şöyle bakıyorum. İktidarın gücü var toparlayamadı. Muhalefetin de imkanı vardı iktidar olamadı. Şimdi bu araya biz bir parti kavgası sokmayacağız. Yani ben memlekette bir siyasi partinin hasmı değilim. Memlekette birikmiş insanlık adına, memleket adına, milleti ve devleti adına birikimi olan insanlar var. Cumhurbaşkanımız mesela kendi nesli itibariyle, CHP'deki arkadaşlar kendi nesli, devlet Bey ve arkadaşları kendi nesilleri adına bir kuşaktırlar. Türkeş Bey, Demirel, rahmetli Erbakan Hoca, Başbuğ işte bunların hepsi gittiler bu alt kuşak geldi. Şimdi bu kuşak gidiyor, alt kuşak geliyor efendim. Değişim zamanı. Nesil değişim zamanı. Bu nesil değişimine Türkiye'yi yönetecek bir akıl çıkarmalıyız biz. Bir parti kavgasına ihtiyacımız yok. Biz şuna karar vermeliyiz. 85 milyonluk bir ülkemiz var. Kaynakları bu kadar bol bir ülke var. Doğru yönetilemeyen, israf edilen, insan kaynakları israf edilen, efendim üretim kaynakları israf edilen, büyük müteşebbisleri var. Girişim kapasitesi israf edilen, yetiştirdiği evlatların en iyilerine imkan veremeyen, yetiştirdiği evlatlardan en sadıklarını ödüllendireceğim diye memleketi berbat eden bir siyasal iklim var. Bu siyasal iklimi parti kavgasına, siz nasıl böyle yaparsınız hevesine falan değil. Önümüze bakacağız. Şimdi bir plan çıkaracağız. Bu çıkardığımız plan ortalama çocuklarımızın umuduna değecek. Annelerin babaların hicranına değecek. Efendim üretecek olanların hesabına değecek. Tarlaya tohum serpenin alın terine değecek. Anaların babaların yarın endişelerine değecek. Değsin ki millet desin ki var olsun evlatlarımız zor zamanımıza kavuştular. Yoksa ne konuşacağız ne partisi ne amblemi. Memleketin bana kalsa bir partiye ihtiyacı yoktur aslında. Türk milletinin akla ihtiyacı vardır çalışkanlığa ihtiyacı vardır. Plan yapabilme kabiliyetine ihtiyacı vardır. Programa ihtiyacı vardır. Ciddi evlatlara ihtiyacı vardır. Terbiyeli bir devlet dinine ihtiyaç vardır. Böyle herkesin sığınacağı liman olacak bir adalete ihtiyaç vardır. Bak her şeye ihtiyaç vardır. En son partiye ihtiyaç vardır. Ama parti olmadan bu işler yapılamıyor. Yani partilerin içerisinde mevzilenilerek yapılamıyor. Bana imkan var. Yani siyaset benim bir adım mesafemde pek çok alternatife yakın duruyor. Ama ben efendim bu tür hevesler yerine partili kendisine yer kollayan ben nerede siyaset yapayım hevesi yerine memleketime borçlu olduğum duygusunu biz sizin adınıza şöyle bir gelecek hayal ediyoruz. Bu hayal ettiğimiz gelecek için şu programı, şu kadroları şöyle bir disiplinle sizin hizmetinize sunacağız demeye hazırlanıyorum. Hazırlandığım şey de bu bizim milletimize borcumuz. Bunu televizyonlarda defalarca söyledim. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu bakıyorum ki bir coşkuyla milletin evlatlarından milletine borçlu olanları sahaya çekiyor. Televizyonda Fatih Bey'in programında galiba söyledim. Dedim ki efendim ben... Siyaseti meslek olarak yapmıyorum. Milletimize borçluyuz biz. Bu millet okuttu bizi. Okullarında okuduk, öğretmen bulduk, doktor bulduk, hasta olduk. Efendim imkan bulduk. Şimdi para kazanıyoruz, çocuklarımızı büyütüyoruz, hayaller kuruyoruz. Bizim bulduklarımızı bulamayan insanlar var, borçlarımız var onlara. Dolayısıyla bizim dünya sıkışıyor. Dünya sıkışırken bizim dünyada kendimize tahsis ettiğimiz yer neresi efendim? Biz nerede yaşayacağız? Biz Orta Doğu'ya mı sıkışacağız? Yoksa dünya standartlarında kendimize bir yer mi bulacağız? Bizim sanayicilerimiz faiz girdabında rant mı kovalayacaklar? ile bilek güreşine oturacak kadar kapasitem kullanacaklar. Ne yapacaklar? Bizim tarım ve hayvancılıktaki varlığımız, efendim Ukrayna krizi olunca biz oradaki koridoru açmakla övünen bir ülke mi olacağız? Yoksa Ukrayna yoksa Türkiye var dedirtecek kadar tarım hayvancılık kapasitemizi mi yükselteceğiz? Kendi kendine yeten değil bölgeye yetebilen bir ülke mi olacağız? Buna bakmamız lazım. Savaş eşiğine gelmiş dünyada bu kadar sorunla biz baş edemeyiz. Yani bunlar bir an önce çözmemiz lazım. Bizim şu anda benim kendi mesuliyetimde bildiğim şey şudur efendim. Göçmen yükü var ülkenin. Halledilecek. Bu yük halledilecek. Asaletimize halel gelmeyecek. Efendim böyle mancınıkla adam gönderirim. Efendim buradan kovarım otobüse gönderirim falan. Türk milletinin asaletine, şanına, şerefine yakışmaz iş yok. Ama aklına yakışır iş var abi. Yapacağız. Efendim göçmeni yöneteceksin. Yöneteceksin. Göndereceksin, edeceksin. Devlet millet varlığını koruyacaksın. Çocuklarının umudunu koruyacaksın. Üniversitelerin bu durumda. Efendim hastanelerim 826 milyon muayene olmuş bu sene. 826 milyon muayene. Bu kadar muayene yapmak zorunda olduğunuz ülke hasta demektir. Hapishanelerin ağzına kadar dolu. Kıraathanelerin ağzına kadar dolu. Spor alanların boş, kütüphanelerin boş. Çocukların gözü feri kalmamış. Şimdi bu memlekette yolsuzluk endeksi diye bir endekse düşüyorsun utanmıyorsun. Yoksulluk endeksinde düştüğün lige saymaya bakmaya utanıyoruz. Ya diyorsun ki şu ülkelere bak, yanına durduğumuz ülkelere bakın. O yüzden bu problemlerle siyasi yaka paça olmaya gerek yok Elif Hanım. Yani siz yaptınız bir zaman yok. 200 sene olsa var ya ben bu hükümetle de yaka paça olurum. 200 sene ömrüm olsa dedim ki bir 5-10 sene lezzetli kavga edelim. Kavgaya da zaman yok. Kavgaya da zamanımız yok. Bir an önce plan, bir an önce program, bir an önce ciddiyetle memleketin yarınlarına talip bir siyasi çerçeve çizeceğiz. O çerçevenin hazırlığını yaptık biz. Şimdi şöyle yapacağız. Program başlığını karkasını oluşturduk. Programların başlıklarına göre dağıttık. Bir de programların hepsi çok güzel. AK Parti'nin programı mesela okuyorum. En güzel programlardan birisi AK Parti'nin programı. Oradan silseniz efendim AK Parti programından AK Parti'yi silseniz bizim ismi yazsanız AK Parti'den bir arkadaşa söyledim. Dedim ki ben programı yazdım. Sizin programın üstüne dedim sizin isimleri sileceğiz. Bizim partinin ismini yazacağız oraya. Siz diyeceksiniz ki efendim bu bizim program. Diyeceğiz ki evet hiçbir şey yapmadınız olduğu gibi duruyor. Onları yapacağız yani biraz güncelleyeceğiz. 22 sene iktidardaydınız vaat ettiklerinizi yapamadığınız için biz sizin programı tatbik etmeye karar verdik. Yani neredeyse oraya geldi mevzu. O yüzden fark ediyorum ki Elif Hanım program yazmak da önemli değil. Çünkü evet. muhalefetin metinleri çok güzeldir. Muhalefet derslerinde çok iyi çalışır. Demokrasi vaat eder, hukuk, efendim şeffaflık, denetlenebilir şey, Sayıştay raporlarının yargıya açılması. Lafın hepsi var ya, yani. hepsi söylenmiş. AK Parti'nin programlarına bakıyorum. Ya programlar o kadar güzel yazılmış ki. Mesnevi gibi maşallah.